Hepimizin uyku esnasında gördüğü rüyalar bilim kadar insanlar tarafından da oldukça merak ediliyor. Peki hiç düşündünüz mü? Neden rüya görürüz? Bilinçaltımız bize neyin sinyalini veriyor? Gelin bu soruların yanıtlarını birlikte arayalım. Rüya, uykunun REM evresinde gerçekleşen işitsel ve görsel algıya bağlı duygular bütünüdür. Aslında rüya uykunun bir sürecidir. Uyku canlılar için gereksinimken rüya görmek de bir o kadar normal bir süreçtir. Yani her insan rüya görebilir ki görüyor da. Bazıları çok derin uykudayken rüyalarını gördüğü için hatırlamaz ve hatta hiç rüya görmediğini iddia eden bile vardır. Çünkü rüyalar uyandıktan sonra ilk dakikalar içerisinde net hatırlanırken geçen zamana bağlı olarak unutulurlar. Rüyalarda yaşadıklarımızın tahmin edemeyeceğimiz kadar hızlı gerçekleştiğini de unutmayalım. Çok kısa ve birkaç saniyelik rüyalar sırasında bile çok uzun ve değişik olaylar görebiliriz. Bu nedenle rüyalarda zaman kavramı oluşmuyor. Bunun yanında aslında rüya görmenin insan için önemi var. Çünkü rüyanın gün içinde öğrenilen önemli bilgileri ayırmak ve bunları hafızada tutmak gibi bir görevi var. Gün içinde edindiğimiz bilgiler sınıflandırılarak kalıcı hafızaya alınıyor. Bu durumda gereksiz bilgilerin atılmasını sağlıyor. Öte yandan rüyanın insan sağlığı için de önemli bulunuyor. Rüya, uykuyu iyi uyumayan kişilerde uzun süreli hafıza sorunları yaşatıyor. Bu yüzden rüyaların uykusunun yapısının iyi olması ve rüyaların bölünmemesi önemlidir. Sağlıklı rüya süreci yaşayan kişilerde hafızanın iyi çalıştığı görülüyor. Bu şekilde ertesi gün yaşanacak olaylara ve edinilecek yeni bilgilere yer açacak yapıda olduğu biliniyor. Neden rüya görüyoruz sorusunun cevabı kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı araştırmacılar rüyanın beynin bir etkinliği olduğunu, bazı araştırmacılar ise bilinçaltının uyku esnasında dışa vurma olarak tanımlıyor. Nöroloji alanında uzmanlaşmış ve psikanalizmin atası olarak bilinen Sigmund Freud'a göre rüya kişinin bilinçaltında bulunan ve buraya atılmış bilinçaltındaki isteklerin dışa vurumu. Dolayısıyla Freud rüyaların kişisel olarak yorumlanmasının daha doğru olduğunu söylüyor. Yani rüyalarda gördüğünüz hiçbir duygu, renk, obje, nesne aynı anlamı taşımaz.